İli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den açıklama var. Suriye, Irak, terörle mücadele ve tabii ki Suriye cephesinde Moskova'nın arada olduğu Esad'la görüşme. Bu önemli bir gelişme. Esad'la görüşme dahilinde Amerika'nın ve tabii ki ABD destekli PKK'nın o noktadan temizlenmesi dolayısıyla Türkiye'nin terörle mücadelesini destekleyen bir konjonktür gündeme gelecek. Fakat Esad malum diyor ki Türk Silahlı Kuvvetleri buradan çekilsin. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler onun şartını açıkladı. Yeni anayasa kabul edilir. Orada toprak bütünlüğü sağlanırsa çekilir. Onun dışında Türkiye terörle mücadele etmeye devam edecek dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Reuters'in sorularını yanıtladı. Güler Suriye ile görüşülebileceğini söyledi. Suriye ile daha önce Moskova'da olduğu gibi mutabık kalınacak yerlerde bakanlıkları içeren heyetlerle toplantılar yapılabilir ifadelerini kullandı. Milli Savunma Bakanı Türkiye'nin Suriye'den çekilmesi konusuna ise şerh koydu. Türkiye Suriye'den çekilmesi konusunda koordinasyon ancak yeni anayasa kabul edildikten, seçimler yapıldıktan ve sınırlar güvence altına alındıktan sonra görüşülebilir dedi. Bakan Güler'e F-16 ve Eurofighter süreçleri de soruldu. Amerika Birleşik Devletleri'nden F-16 jetleri ve modernizasyon kitlerinin alımları planlandığı şekilde devam ediyor. Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına geri dönmek isteyip istemediği konusunda Ankara ve Washington'un yaklaşımları değişmedi. Ancak görüşmeler sürüyor. Güler, Eurofighter alımına ilişkin somut bir gelişmenin olmadığını söyledi.